sıtma ya da diğer adıyla malarya nedir? Daha da önemlisi neden buraya bir sivrisinek çizdim? Sizce de biraz garip değil mi? Aslında buraya çizdiğim sivrisinek oldukça önemli. Sıtma bir hastalıktır. İnsanlara ve hayvanlara çoğunlukla hastalık taşıyan sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşır. Sıtma, karaciğer ve al yuvarkan hücrelerinde görülen bir hastalıktır. Birazdan göreceksiniz. Bu aslında sıtma hastalığında görülen bazı semptomların sebeplerini de açıklıyor. Birazdan bundan söz edeceğiz. Ama önce gelin sivrisinek ısırıklarında ne oluyor onu konuşalım. Bu bizim derimiz. Bunlar da derinin altındaki damarlar olsun. İçini de kanla dolduralım derinin üstünde de pek arkadaş canlısı olmayan dişi sivrisineğimiz var. Peki ama o burada ne yapıyor? Yani sivrisinekler bizi neden ısırıyor? Çünkü hayatta kalmak için kanla beslenmeleri gerekiyor. Küçük uçuşan vampirler gibiler. Bu biraz korkunç değil mi? İşte sivrisinek bu yüzden burada. Isırıp kanımızı emmek için. Ay ne hoş, değil mi? Bizi ısırmak için uzun hortum gibi olan uzun ağzını kullanıyor. Damarlarımıza ulaşmak için hortumunu derimizin altına sokması gerekiyor. Bir kere hortumunu soktuktan sonra da kanı emerek karnını doyuracak. Eh, doyduktan sonra da uçup gidecek, değil mi? Hah, karnını doyurdu. Artık mutlu ve gidiyor. Aslına bakarsanız bu genellikle bizim için çok büyük bir problem olmaz. Yanlış anlamayın, sivrisinekleri savunmuyorum ama sivrisinekler insanları hep ısırıyor ve insanların başına da hep kötü şeyler gelmiyor. <laughs> Tabii o tatlı tatlı kaşınmayı saymıyorum. Ama bazı sivrisinekler, özellikle daha tropik bölgelerde yaşayanlar, Mesela Afrika'nın, Asya'nın ve Latin Amerika'nın bazı bölgelerinde Ekvator'a daha yakın olan yerlerdeki sivrisinekler Plasmodium denen bir parazit taşıyabiliyor. Plasmodium'un da değişik türleri var. Ama biz şimdilik Plasmodium falciparum'a odaklanacağız. Çünkü bu insanlarda en fazla ölüme yol açan tür. Pekala. Şimdi Sivrisineğimize parazit ekleyelim. Bakalım bizi parazitli bir sivrisinek ısırdığında ne oluyor? Ha unutmadan şunu da ekleyeyim. Plasmodium paraziti genellikle dişi anofel sivrisineğinden geçer. Anofel sadece tür ismi. Dişilerden geçmesinin sebebi de az önce de söylediğim gibi dişilerin kanla beslenmesi. Erkeklerse çiçeklerden aldıkları özlerle ya da başka şeylerle besleniyor. Evet, dişi sivrisinek bunu nasıl yapıyor bir bakalım. O mutlu bir şekilde kanımızı içerken aynı zamanda damara ulaşmak için antikoagülanları enjekte ederek salyasındaki sporozoit denen parazitleri deriye depolar. Daha sonra derideki sporozoitler iç örtüden geçerek kan dolaşımına ulaşır. Bu enfeksiyonun ilk adımı. Bundan sonra ise sporozoitler karaciğerimize ulaşana kadar yüzüyor. Karaciğerimize ulaştıktan sonra sporozoitler "Aa burası ne kadar güzel bir yer. Hadi burada kalalım." diyorlar ve orada kalıyorlar. Hatta karaciğerimizde kaldıkları sürede karaciğer hücrelerimize hastalık bulaştırıyorlar. Bu süre genelde iki hafta ama birkaç hafta da sürdüğü oluyor. Ne yazık ki kaldıkları süre boyunca sakince durmuyorlar. Burada ürüyorlar. Aseksüel olarak ürüyor ve binlerce küçük parazit bebek yapıyorlar birkaç hafta boyunca sürekli olarak ürüyorlar, ürüyorlar ve kocaman bir merozoit ordusu oluşturuyorlar. İşte parazitlere de bu aşamada merozoit deniyor. Hazır olduklarında karaciğer hücrelerimizden çıkıyorlar. Tabii çıkarken o hücreleri de öldürmüş oluyorlar. Oradan da tekrar kana karışıyorlar. Merozoitler buradan da kan hücrelerimizi yani al yuvarları ele geçirmeye gidiyorlar. Kan hücreleri bulması çok zor olan bir yerde değil tabii ki. Kanımızda bulunuyorlar. Parazitler kan hücrelerinin içine giriyor. Artık yeni evleri al yuvarlar oldu. Bundan sonrası daha da ilginç bir hale geliyor. Bazı merozoitler aynı karaciğer hücresinde yaptıklarını yapıyor. Yani aseksüel olarak çoğalıyorlar. Bir sürü yeni merozoit üretiyorlar. Onlar da kan hücrelerini patlatarak başka kan hücresi aramaya gidiyor. Başka bir grup merozoit ise al ele geçirdikten sonra şekil değiştiriyor. Garip bir şekilde olgunlaşmamış gametosit denen şeye dönüşüyorlar. Bunlardan bazıları dişi, bazıları erkek oluyor. <laughs> Kafanız karışmasın, birazdan her şey daha net olacak. Peki şimdi ne oluyor? Başka bir sivrisinek tarafından daha ısırılıyoruz hastalıklı olsun olmasın bu sivrisinek gametositleri kanımızı alırken alıyor. Ve bu olgunlaşmamış dişi ve erkek gametositlerin olgunlaşması için ne gerekli biliyor musunuz? Bir sivrisineğin midesinde olmak. İnanılmaz değil mi? Bu erkek ve dişi gametositler sivrisineğin içindeki koşul sayesinde bir araya gelerek zigot oluşturuyor bu zigot da büyümeye devam edip yeni bir sporozoit oluşturuyor. Hatırladınız mı? Hani bu en başta hastalığı bulaştıran hali. Daha sonra bu sporozoit sivrisineğin ağzına yani salyasına geri gidiyor. Başka bir insana bulaşmaya hazır bir şekilde sivrisineğin birini sokmasını bekliyor. Gerçekten inanılmaz. Bu aslında hayat döngüsünün garip bir örneği. Aslan Kralı izlediğinizde aklınıza böyle bir hayat döngüsü gelmiyordur tabi. Bu plazmodium parazitleri üremek için hem sivrisineklere hem de sıcakkanlı canlılara mesela insanlara ihtiyaç duyuyor. Bitirmeden önce biraz da hastalığın belirtilerinden söz etmek istiyorum. Belirtileri hastalıklı bir sivrisinek tarafından ısırıldıktan yaklaşık iki hafta sonra görmeye başlıyoruz. Neden böyle oluyor? Hatırlıyor musunuz? Sporozoitler karaciğere gidip orada birkaç hafta takılıyordu. İşte o yaklaşık iki haftalık takılma süresi belirtilerin görülmediği süre. Ama karaciğer hücrelerinden çıkmaya başlayıp al yuvardan patlak verdikleri zaman sıtmanın klasik belirtilerini görüyoruz. Kan hücrelerimizi kaybetmeye başlıyoruz ve bağışıklık sistemimiz olayları fark etmeye başlıyor. Bağışıklık sistemi devreye girdiğinde de Hastalık grip gibi belirtiler göstermeye başlıyor. En son grip olduğunuzda nasıl hissetmiştiniz onu bir düşünün. Onun gibi ama daha tehlikelisi. Yani belirtilerini çok yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve genel olarak halsiz hissetmek diye özetleyebiliriz. Sıtmanın tipik görülen bir belirtisine paroksizm deniyor. Paroksizmde hasta aniden çok üşür, ve sonra birden ateşlenir ve terler. Ve bu iki durum arasında sürekli olarak gidip gelir. Bu paroksizm durumu birkaç günde bir tekrarlanır. Çünkü bu paroksimal dalgaları aslında direkt olarak merozoitlerin al yuvar ve karaciğer hücrelerinden çıkmasının bir yansıması olarak görebiliriz. Hatırladınız mı? Al yuvarların yok olduğunu söylemiştim. Al yuvarların içinde bilirubin proteinleri bulunur. Bunlar kana karıştıklarında derinizin altında birikir. Onların orada olması bile deriyi biraz sarımtırak hale getirir. Buna hemolitik sarılık deniyor. Sarılık adı anlayacağınız gibi derinin sarı renkli olmasından geliyor. Hemolitik ise kırmızı kan hücrelerinin yok olması demek oluyor ki burada yaşanan şey de bu. Son olarak Sıtma hastalığını komplike olmayan ve ağır olmak üzere iki ana başlık altında işlediğimizden söz etmek istiyorum. Komplike olmayan sıtmada kişide sadece bu tarif ettiğim belirtileri görürüz. Grip gibi olan belirtiler ve paroksizm. Belki biraz da sarılık. Bu tür ilaçlarla kolayca tedavi edilebiliyor plazmodyum parazitlerini öldürebilen bir sıtma ilacı var. Ve genellikle hasta tedaviden sonra yüzde yüz iyileşmiş oluyor. Ama diğer tür, yani ağır sıtmada ise kişi organ problemleri yaşamaya başlamış oluyor. Mesela akciğer problemi, yani hasta düzgün nefes alamayabilir. Ya da kan akışı ile ilgili problemler. Hastanın kan basıncı çok düşebilir ya da ağır anemi yaşıyor olabilir çünkü al yuvarları yok oluyor ya da beyninde problemler yaşayabilir. Bu da kişiyi zayıf düşürebilir ve bilincini azaltabilir. Eğer bir kişinin ağır sıtması varsa hemen doktora götürülmeli. Çünkü bu kişilerin normal sıtma ilaçlarının yanı sıra hayatta kalma oranlarını artırmak için yoğun bakıma ve gözleme de ihtiyaçları vardır.